Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı 86, 87, 88 ve 89. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz temiz çevre, sağlıklı hayat. Yaşadığınız çevrenin temizliğini kimler yapıyor? Yaşadığım çevrenin temizliğini belediyeden görevlendirilen temizlikçiler yapıyor. Biz de çöplerimizi çöp kutularına atarak evlerimizin önünü süpürerek çevremizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Resmi inceleyiniz ve açıklamaları okuyunuz. Resimdeki kişilerin sağlıklı yaşamak için neler yaptıklarını söyleyiniz. Evlerini temizler, yataklarını toplar, oyuncaklarıyla oynadıktan sonra kaldırır ve pikniğe gittiklerinde çöplerini toplayarak çöpe atarlar. Siz evinizin temiz olmasını nasıl sağlıyorsunuz? Evimizi kirletmemeye çalışıyoruz. Günlük olarak elektrikli süpürge ile süpürüyoruz. Yerleri siliyoruz. Bulaşıklarımızı yemekten sonra yıkıyoruz. Kullandığımız banyo ve lavabo çamaşır suyu ile her gün düzenli yıkıyoruz. Eşyalarımı işi bitince aldığımız yere geri bırakıyoruz. Bu şekilde evimiz dağılmamış oluyor. Yaşadığınız çevrenin temiz olması ya da olmaması sağlığınızı nasıl etkiler? Yaşadığımız ev, gittiğimiz okul, oyun oynadığımız park, okulumuz, sınıfımız gibi yaşadığımız ortamların temiz olmaması bizim mikrop kapmamıza sebep olur. Mikrop kaparsak bağışıklık sistemimiz çöker. Bu da çeşitli hastalıklara sebep olur. Bu yüzden yaşadığımız çevrenin sağlıklı olabilmesi için temiz ve hijyenik olması gerekir. Resmi inceleyiniz, arkadaşının Uğur'u hangi konuda uyardığını söyleyiniz. Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi sabun ve bol suyla yıkamamız gerekir. Bu nedenle Uğur arkadaşı tarafından uyarılmıştır. Sağlığınızı korumak için hangi temizlik kurallarına dikkat ettiğinizi yazınız. Yemeklerden önce ve sonra dışarıdan eve gelince ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Tırnaklarımızı kesmeliyiz. Evde ve dışarıda tuvaletleri kullandıktan sonra temiz bırakmalıyız. Çöplerimizi yerlere değil çöp kutusuna atmalıyız. Kapalı ortamlara girerken maske kullanmalı. Bir yerlere dokunduysak ellerimize dezenfektan sıkmalıyız. Eylül'ün davranışlarını gerçekleşme sırasına göre numaralandırınız. Eylül tuvalete girmeden önce ellerini sabunla iyice yıkadı. Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra kişisel temizliğini yaptı. Sifonu çekti ve tuvaleti temiz bıraktı. Tuvaletten çıktıktan sonra da ellerini sabunla iyice yıkadı. Ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uymanın neden önemli olduğunu yazınız. Bakterilerden ve mikroplardan korunmuş oluruz. Karşımızdaki insanların ve kendimizin sağlığını korumuş oluruz. Hastalıkların birbirimize bulaşmasına engel oluruz. Bu şekilde de hastalık yayılmaz. Başkalarıyla ortak kullandığımız alanlarda sağlığınız için nelere dikkat ediyorsunuz? Ortak kullanım alanlarında mikroplar daha hızlı çoğalır ve bulaşırlar. Bu yüzden ortak kullandığımız tuvaletleri temiz kullanmalı. Çıktıktan sonra ellerimizi de iyice sabunla temizlemeliyiz. Varsa eğer bir de dezenfektan kullanmalıyız. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.